yasa dışı İslami Hareket Örgütü üyesi oldukları ve Çetin Emeç ve Turan Dursun cinayetlerine katıldıkları gerekçesiyle İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne sevk edilen 8 kişiden 7'si tutuklandı. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'ndeki sorgulanmalarından sonra Uğur Mumcu suikastıyla ilgili soruşturma için Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gönderilen sanıklar dün gece İstanbul'a geri getirilmişlerdi. Sanıklardan Mehmet Ali Şeker ve Gudbettin Gök, ideolojik amaçla adam öldürdükleri, yasa dışı örgüt üyesi oldukları ve 6136 sayılı ateşli silahlarla ilgili kanuna karşı geldikleri gerekçesiyle Mehmet Zeki Yıldırım, Mehmet Kaya, Ayhan Usta, Avukat Hüsnü Yazgan ve Fahrettin Baytap yasa dışı örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklandılar. Sanıklardan Nazlı Baytap savcılık tarafından serbest bırakıldı. Aynı operasyonlar sırasında yakalanan 10 sanıksa daha önce çıkarıldıkları İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından tutuklanmışlardı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis ve 4 subayın da içinde bulunduğu B-200 tipi askeri uçak Ankara'nın Yeni Mahalle semtindeki PTT binasının önüne düştü. Orgeneral Eşref Bitlis ve 4 subay şehit oldu, bir vatandaş yanarak ağır yaralandı. Bugün öğle saatlerinde Orgeneral Eşref Bitlis ve beraberindekileri Ankara'dan Diyarbakır'a götürmekte olan uçak, kalkıştan hemen sonra arızalanınca pilot Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yapmak istedi. Ancak askeri uçak ani yükseklik kaybı nedeniyle Yeni Mahalle PTT İşlem Merkezi binası önünde yere çakılarak infilak etti. Yanarak sürüklenen uçak önce bir araca, sonra da PTT binasının önündeki bekçi kulübesine çarparak parçalandı. Kazanın meydana geldiği yerde bulunan 4 kamyon ve 1 otobüs ve otomobil tahrip oldu. Kazanın hemen ardından olay yerinde incelemeler yapan Başbakan Süleyman Demirel, henüz sağlıklı bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Fevkalade üzgünüz, maalesef çok değerli bir komutanımız ebediyete intikal etti," dedi. Makedonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Turgut Özal da üzüntüsünü dile getirdi. Yetkililer kazada sabotaj olasılığı bulunmadığını açıkladılar. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Balkan gezisinin ilk durağı Bulgaristan'da temaslarını tamamlayarak Bulgaristan Cumhurbaşkanı Jelu Jelev ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Balkanlardaki durumun iki ülkeyi de aynı ölçüde endişelendirdiğini belirterek, Bosna Hersek'teki çatışmaların Kosova, Makedonya ve Sancağı sıçramasının bölgeyi yeni bir felakete sürükleyeceğine dair endişelerimizin müşterek olduğunu tespit ettim, dedi. Özal, iki ülkenin de Amerika Birleşik Devletleri'nin girişimini desteklediğini ve olumlu sonuç vermesini dilediğini belirterek bu çerçevede Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların çalışmalarını destekleyeceklerini kaydetti. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Jelev, Özal'ın gezisini son yıllarda Balkanlardaki en büyük diplomatik atak olarak nitelendirerek iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesinden memnunluk duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Özal, basın toplantısından sonra Sofya'dan Makedonya'nın başkenti Üsküp'e hareket etti. Özal, Üsküp'te Makedonya Cumhurbaşkanı Kiro Giligorov tarafından törenle karşılandı. Özal, Makedonya'nın tanınması için Türkiye'nin bu ülkenin her zaman yanında olduğunu söyledi. Somali'deki Türk Birliği'ni ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ve Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz, Somali'deki Amerikan Kuvvetleri'nin komutanı Robert Johnston ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle görüştüler. Somali'de Amerikan askerlerinin geri çekilmesinden sonra yardım faaliyetlerinin ikinci aşamasını devralacak çok uluslu gücün komutanlığını Kor General Çevik Gür üstlenecek. Bu hafta sonunda Somali'ye gitmesi beklenen Gür'ün komutası altında 25 bin asker yer alacak. Nevşehir E-tipi kapalı cezaevindeki 18 siyasi tutuklu tünel kazarak firar etti. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Yavuz'dan alınan bilgiye göre firar edenler arasında Dev Sol Merkez Komite üyesi Mürsel Göleli, TİKO Genel Sekreteri Hasan Durna ve 6'sı idam istemiyle yargılanan 9 PKK militanı var. Bulundukları koğuşun içinden 30 metrelik tünel kazarak firar eden 18 tutuklunun cezaevinin çevresinin karla kaplı olması nedeniyle kendilerini kamufle etmek için beyaz giysiler giydikleri öğrenildi. Firariler arasında bulunan Dev Sol örgütü liderlerinden Mürsel Göleli daha önce de Bayrampaşa cezaevinden kaçmıştı. Olay üzerine açıklama yapan Adalet Bakanı Seyfi Oktay, cezaevi yönetiminin firar olabilir diye son 20 gün içinde iki kez uyarıldığını, buna rağmen kaçışın son derece üzücü olduğunu belirtti. Milliyet gazetesinin 39 yıldan beri aralıksız olarak düzenlediği geleneksel yılın sporcusu anketinde ödüller dağıtıldı. Devlet Bakanları Akın Gönen, Mehmet Ali Yılmaz, Mehmet Batallı'nın da katıldıkları ödül töreninde yılın sporcusu, olimpiyat şampiyonu Greco-Romenci Mehmet Akif Prim'in ödülünü Milliyet gazetesi sahibi Aydın Doğan verdi.
Yılın başarılı sporcuları yanında yılın spor adamları Mehmet Ali Yılmaz, Alp Yalman, Tuncay Özilhan, Gülay Atı, yılın antrenörleri Hamdi Serpil Tüzün, Fatih Terim, Güvenç Kurtar, Aydan Siyavuş, Gordon Milne, Betsy Bailey, Hacı Ağa Hacı Ahmedov, yılın takımları A Genç Milli Futbol Takımı, Galatasaray ve Beşiktaş futbol takımları, basketbol milli takımı ödüllerini aldılar. Milliyetin geleneksel yılın sporcusu anketinde bu yıl ilk kez verilen merhum Namık Sevik ödülünü Beşiktaş Kulübü Başkanı Süleyman Seba aldı. Türkiye B Genç Milli Takımı İsviçre B Genç Milli Takımı ile yaptığı özel maçı 2-1 kazandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde oynanan maçta Genç Milli Takımın gollerini 28. ve 57. dakikalarda Serdar attı. Konuk takımın golü 65. dakikada Jerome'den geldi. Soğuk ve yağışlı hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Ankara'da yoğun kar yağışı kent içi ulaşımda büyük aksamalara neden oldu. İlk ve orta dereceli okullar Perşembe ve Cuma tatil. Ege'de dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle şehirler arası ulaşım güçlükle yapılıyor. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde de okullar 2 gün tatil edildi. Türkiye yarın da soğuk ve yağışlı havanın etkisinde kalacak. Tüm bölgeler yer yer etkili ve sürekli olmak üzere yağışlı. Bazı illerde beklenen sıcaklıklar İstanbul 4, Ankara 0, İzmir 5, Bursa Trabzon 3, Eskişehir -1, Samsun 2, Erzurum -8, Diyarbakır -2, Kayseri 1, Adana 12, Antalya 9 derece. Kuzey Kıbrıs'ta hava yağmurlu, Girne'de en yüksek sıcaklık 11 derece.